koyalım. Şimdi yazı her zaman sağ köşede olsun, tamam mı? O şekilde olsun. Şimdi arkadaşlar, hidrotimer cihazımızın alt kısmında şöyle bir delik var, bir de etrafına bakıyorum. Şimdi ben bunun içine su dolduracağım ve şuradaki tıpayı çektiğim zaman ne olacak? O su, içindeki su, kauçuk ayağın değdiği yerlere, yerlerden çıkmaya, kaçmaya çalışacak gerçek inerisi. Şimdi böyle bir ortamda, yani fayansın üstüne dümdüz bir alana koyduğum zaman su kaçacak bir yer bulabilir mi? Bulamaz. Peki şöyle bir yere koysam su kaçacak bir yer bulamaz. Tabii ki bulamaz. İşte biz harçlı bir kaplamada bu su ne kadar hızlı sürede, kaç saniyede kaçıyor, bunu karşılasın mesela. Şurada saniye ölçerimiz var, timerımız. Bu su buradan eğer 5 saniye akarsa, işte 100-200 dilimiz bu şekilde. 60 saniyede akarsa, biraz daha yavaş akıyor demektir. Bu da demek ki yüzeyi biraz daha düz anlamlı. Şimdi bunun bir tane formülü var. Onu ben size vereyim sonra. O formülle yüzey doku derinliğini milimetre cinsinden bulabiliyoruz. Tamam, mesela şu yüzeyimizin doku derinliğini arkadaşlar milimetre cinsinden. Yani üstüne düz bir şey koyduğunuz zaman onun arasındaki boşluklar ortalama. Böyle hep çizdiğinizi düşünün, hep çizgiler çizdiğinizi düşünün. Bu kadar. Ortalama kaç milimetre bize bunun cevabını veriyor. Şimdi doldu suyumuzu alalım. Çeşmeyi açıp suyumuzu dolduruyoruz. Nereye kadar dolduruyoruz? Doldur. Daha ağzına bir saatlik alalım. Bırak. Evet. Şimdi tekrar sıfırlıyorum arkadaşlar. 100-200 lira bu şekilde buluşuyorum. Anladınız mı? Anlamadınız. Tamam. Bir daha anladım. Şimdi şunun altında kauçuk ayağımız var. Tamam. Burada bir delik var. Deliği tıpa kapatıyor şu anda. Biraz sonra çekeceğim. Orada ne yapacak? Su akacak. Çünkü içine su koyduk. Su akacak. Ne yapacak? Kauçuk ayağın etrafında kaçede geri alalım. Tamam, kaçede geri alayım. Şimdi şurada da iki tane sensörüm var. Nerede sensörde? Görevler var mı? Yok. Gösteriyorum. İçinde iki tane. Bu birinci sensör. Bu da ikinci sensör. Üstteki ve alttaki. Bu aradaki suyumuz sabit mi? Su hacmimiz. Sabit tabii, yani ilk sensör su seviyesi üstte geldiği anda saniyeyi başlatacak. İkinci sensör ise ne yapıyor? Su seviyesi ikinci sensöre geldiği zaman süreyi dolduruyor. Tamam artık. Ben de işim bitti. Şimdi bunu ben düz bir yere koyarsam sonsuz olur değil mi buradaki saniye? Neden? Çünkü su kasacak bir yerim ya, ağzı kapatmışım. Daha bir yere gidemez o. Ya da şöyle bir yere, ızgaralı bir yere bulsa, su bir anda boşalır. Dolayısıyla arada bir fark olduğu gözlenir. Bunu biz saniye cinsinde karşılaştıracağız. İşte şu agregayla bu kadar saniye çıktı. Şu tarz su miktarıyla bu kadar çıktı. Emisyon miktarının buydu, yüzey biraz daha düz oldu. Malzemeye çok su kattı, yüzey daha da düz oldu. Gibi böyle değerlendirmeler yapacağız. Tamam. Şimdi bunu başlatıyorum. Bakın şu anda su kaçıyor, gidiyor. Tabii bu yani biraz malzeme eğik olduğu zaman, yüzeyi böyle biraz düz olmadığı zaman arkadaşlar değişik sonuçlar elde ediyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? 4 tane okuma alıyoruz. 4 okuma. 4 okumanın ortalamasını alacağız. Şimdi bu bitsin. Bunu bir yazalım. Nereye yazıyoruz? Getir abi bu kağıdımızı. Evet. Oraya yazıyoruz. Onun altına
Şöyle koysam. Evet, kaç oldu o kadar mı? 37. 37 yaz. Hangi tarafa? Nereye yazıyorsun? 127. 127'nin hizasında şeyle kesişme yeri. Hydrotimer Wet Track Emulation öncesine, tamam mı? İlk başta öncesine yaz. 37 mi ya? 37 yaz. Direkt 37 saniye. Sonra ilk ölçümü yaptık. Bunu nerede yaptık? Ortasında, tamam mı? Bir de üçgen çiziyorum. Bir buradan, bir buradan, bir de buradan. Çok da köşelere gitmiyorum. Şöyle mantıklı olarak şöyle biraz yaklaşıyorum. Doldur abi. Yani çok fazla böyle karmaşık bir deney değil. Çok basit. Su kendi akıyor zaten. Oradan suyu dolduruyorsunuz. Çok fazla hata yapma ihtimalimiz yok. Tekrar açtık. Bu sefer de bir fark ölçtük. Şimdi bazen bir öyle numuneler üreteceğiz ki mesela bu gradasyon biraz daha iri bir gradasyon. Bir de birinci tip agrega gradasyonumuz var. Bu agrega gradasyonunda yüzey biraz daha düz oluyor. Yani bir fayans gibi oluyor neredeyse. O zaman 180 saniyeyi bulduktan sonra zaten genelde aynı sonuçlara geliyoruz. Hocam yüksekliği azaldıkça basınç düşüyor ya. Onlar işte onlar hepsi hesabı yapmış. Yani malzeme standart. O formülde zaten o da hesabı yapmış. Başta tabii su yüksekliğimiz fazla olduğu için ne oluyor? Biraz daha yavaş basmıyor. Ya iyi kötü de sadece şu anda basmıyor. Yani yüzey bürünce olması demek. Ne demek? Agregalarımızın iri boyutlarında olmalı. Bir de daha güvenli, daha güvenli mi, güvensiz mi? Güvenli. Mesela ben yolu fayanstan yapsam, fayanstan yapıyorlar. Ne olur? Evet, yoksa ya. Tekrar.